Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin arasında meydana gelen bar kavgasını hatırlıyorsunuz. İşte o kavganın davası neticelendi ve Arda Turan'ına hapis kararı çıktı. Şimdi hemen 24 İstihbarat Şefimiz Kahraman Parazoğlu'na çevireceğiz kameralarımızı. Detayları o biliyor. Kahraman Parazoğlu, ne oldu, davadan ne karar çıktı? Arda hapse mi giriyor şimdi? Hemen söyleyelim, Arda Turan cezaevine girmeyecek, bir kere onun altını çizelim, ama 3 ayrı suçtan da ceza aldığını söyleyelim. Bu suçlar korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten yaralama. 2 yıl 8 ay 15 günlük bir hapis cezası kararı var. Mahkeme aslında işi de çok fazla uzatmadı. 3. duruşmaydı bu ve 3. duruşmada karar çıktı. Fakat şu ayrıntı önemli. Hani mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu şu demek oluyor: Arda Turan hapis yapmayacak, cezaevine girmeyecek. Ancak 5 yıl içerisinde benzer bir suç işlemesi halinde durum değişecek. Yani bundan sonraki 5 yıl içinde biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Tabii ilginç detaylar var, onlara bakalım. Şimdi iki taraf da bu karardan memnun değil. Şarkıcı Berkay neden memnun değil derseniz, Arda Turan cinsel taciz suçlamasından beraat etti. Özellikle şarkıcı Berkay ve avukatları bu konu üzerinde duruyorlardı ama bununla ilgili mahkemenin kararı beraat yönünde oldu. Tabii şarkıcı Berkay bu karar sonrası yaptığı ilk açıklamada itiraz yolunun açık olduğunu söyledi. Henüz her şey bitmediğini söyledi ve bu noktayla ilgili öyle zannediyorum ki bir itirazları olacak. Arda Turan cephesine bakacak olursak aslında orada da tabii ki bir memnuniyetsizlik var. Öyle ya da böyle 3 ayrı suçlamada. O zaman orada çok yeni bir durumla karşı karşıyayız galiba. Yanlıştan beni düzelt. Öyle kadının beyanı esastır evet, şeyi yok artık demek ki, değil mi? Yani onu anlıyoruz. Yani öyle bir durum çıkıyor. Çünkü burada Berkay'ın eşinin ifadeleri vardı. İlk duruşmada verdiği ifadeler vardı. Arda Turan'ın kendisi yönelik bir tacizi olduğunu beyan etmişti. Ama mahkemenin verdiği karara göre bu suç olarak görülmedi. En azından cinsel taciz suçu olarak görülmedi. Buradan bunu anlıyoruz. Şimdi tabii Arda Turan cephesine bakacak olursak orada da bir memnuniyetsizlik var. Neticede 3 ayrı suçtan alınan hapis cezası var ama Arda Turan'ı rahatlatan nokta bu cinsel taciz suçlamasından beraat etmesi oldu. Bu konuyla ilgili de şöyle bir açıklaması var Arda Turan'ın. Diyor ki, ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tazminat davasını açacağım. Çünkü beni cinsel tacizle suçladılar. Bu bir yalandı. En başından beri bunun yalan olduğunu iddia ediyor Arda Turan. Dolayısıyla hakkımı arayacağım ve büyük bir tazminat davası açacağım şeklinde açıklaması var. Yani bu dava belki bugün mahkeme kararını verdi ama her şey bitmedi. Önümüzdeki günlerde Arda Turan'la Berkay Şahin'in belki karşılıklı açıklamaları da gelecektir. Kamuoyunu bir süre daha bu davanın meşgul edeceğini söyleyebiliriz ama bir kez daha hatırlatalım. Arda Turan 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkemede hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olsun. Kahraman Parazoğlu 24 İstihbarat Şefi bize Arda Berkay davasında geldiğimiz son durumu anlattı. Tabii orada bir değişiklik olacakmış. İtirazlar vesaireler olduktan sonra tablo değişecek mi, onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi bir sondaki